Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere evet bu şekilde iki şiş örgüyle şapka yapacağız inşallah. Bere yapımı şapka, bere yapımı bu şekilde ördüm hanımlar. 90 ilmekten başladım, 9-10 yaş için. Bunu tabi siz kendi ipinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu şekilde bir parça ördüm. Bunu nasıl şapka yapabiliriz? Şimdi şöyle bir çiçek ve zincir çektim. 100 tane zincir çektim ve şu şekilde bir çiçek yaptım. Şöyle göstereyim. Bunu yukarı kısmından büzdürüyoruz ve kenarlarını ister iğne ister tığla birleştiriyoruz. Yine kanalımda lastik yapımını paylaştım. Düz model ve haroşa örgülerini paylaştım sizlere. Oradan bakabilirsiniz. Lastik ördüm. Bir miktar düz örgü, haroşe ve aralarına düz örgü, haroşe olarak bu şekilde bir örnek yaptım. Evet, buyurun. Şimdi bunu şu şekilde birleştiriyorum. Şöyle olacak. Ve bunu şu kısımdan, şöyle şu kısımdan bir tığ yardımıyla, şöyle tığımızı da alalım. Tığ yardımıyla şu görmüş olduğunuz bağcağı la büzdüreceğiz. İpimin markasında merak eden varsa arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu şekilde kar topu arkadaşlar. Renk numarası şöyle. Ben bunu 5 no şişile yaptım ama siz 4 numarayla yapabilirsiniz. Elinize uygun şişile de yapabilirsiniz. İpin kalınlığı şöyle hanımlar. Evet, bağcağımızı alalım. Ve şu kısımdan şöyle bir bu şekilde tekrar yine bir bu kısımdan alarak yine tekrar bir arka kısımdan şu şekilde çekiyorum. Bunu bu şekilde yaparak şu kısma kadar gelelim. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Tekrar buradan birkaç ilmek alıyorum ve şu kısımdan zincirimi çekiyorum. En son bu kısımdan da ipimi çıkardım, zincirimi ve şu şekilde büzdürüyoruz hanımlar. Tabii ben bu zincirin diğer kısmına da bu şekilde çiçek yapacağım. Ve şimdi isterseniz şu kısmını şöyle ters çevirip ister iğne ile ister tığ yardımıyla, ben ipimi hiç koparmadım, tığ ile birleştireceğim. Şuradan hemen sökülmesin diye birkaç zincir atmıştım ve burada hemen diğer karşı kısma ters kısmından yapıyoruz hanımlar bunu. Şu kısma büzdürmüş olduğum yerden birleştirerek gidiyorum şu kısımda. Evet, videomu durdurup şu kısmı araladım arkadaşlar sizlere göstermek için. Hemen buradan sık iğne ile birleştirme yapıp gidiyorum. Burada ipimi biraz incelteceğim. Çünkü çok belli olsun istemiyorum. Şöyle hemen şu kısma sık iğne ile birleştiriyorum. Yine tekrar şöyle elime alıyorum şu kısmı. Bir bu kısımdan, bir bu kısımdan batarak sık iğne yapıyorum. Yine bir bu kısımdan tekrar bir bu kısımdan batıyorum, sık iğne yapıyorum.
Yine aynı şekilde. Dediğim gibi burayı iğne ile de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde. Tekrar şu şekilde yapıyorum. Tekrar aynı şekilde. Bu şekilde bu kısmı şu kısma kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde kenar kısmını diktim tığla. Tığlayarak ve şimdi ters kısmını çeviriyorum. Düz kısmını pardon. Şu şekilde dikimimi yaptım. Ve burada yine buraya bir tane daha çiçek örüyorum. Çiçeği şu kısmına bağlayacağım. Evet, bu şekilde büzdürüyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde büzdürerek bağlayacağım. Yine şu kısma da bir tane çiçek yapacağım. Şöyle göstereyim. Evet, bu kadar pratik oldu. Siz dilerseniz şu kısmı alt kısmından da büzdürebilirsiniz. Daha böyle çiçeksi bir görünüş oluyor bu kısmı. Diğer hemen şu çiçeğime geçiyorum. Kenar kısmına çiçek yapacağım yine. Diğer bacağın ucuna buraya 6 tane zincir çekiyorum hemen. Şöyle bir ipimi gerdireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Çiçeği fıstıklı arkadaşlar. Siz buraya istediğiniz, yani boş da koyabilirsiniz sadece. Zincir olarak da bağcık yapabilirsiniz. Erkek çocukları için yaparsanız. Evet, buradan fıstıkları topladım. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Zincirle birlikte tekrar zincirin içine battım. Bu şekilde 5 tane fıstık yapıyorum arkadaşlar zincirin içine. Evet, tekrar yine bu şekilde 4 tane topluyorum fıstıkları. Şu şekilde topladım. 1, 2, 3, 4 tane zincirle aşağı iniş yaptım. Bu şekilde yapalım. Diğer çiçeğimi de şu kısma birleştireceğim. Bunu isterseniz bu kısmında fazlaca ip bırakıp eklemeden de çiçeğe devam edip kenarında çiçeğini yapabilirsiniz. Bunu bu kısma ekliyorum hemen. Evet hanımlar, beremiz hemen hemen bitti bu şekilde. Eğer yukarı kısmından biraz büyüklük olursa biraz daha alttan ipini de takabilirsiniz. Bu şekilde ipini taktık. Yine bu şekilde kenar kısmını tığlayarak ördük. İç kısım, şu iplerimizi de iç kısma alarak en son temizlememizi yapalım. Şöyle şu şekilde içe doğru ipleri gizleyerek temizliğini de yapalım. Şöyle. Çok pratik, yapımı eksiltme, artırma gibi bir sıkıntısı olmayan, rahatlıkla ilk defa bere yapacaklar için çok kolay bir model. Dediğim gibi kanalımda yine şu örgüleri de sizlere paylaşacağım. Düz örgü yaptım arkadaşlar. Haroşe işte şu şekilde lastik modeli kanalımda yine bulabilirsiniz. Bu örgüleri de çiçeği, son çiçeğimizi de bu şekilde yaptık. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle biz bunu şu şekilde yaptığımız zaman görüntüsü şöyle bir görüntü çıkıyor. Pompon yapmanıza da hiç gerek kalmıyor. Bunu buradan istediğiniz genişlikte, sıklıkta şu şekilde bağlayıp çok pratik bir örgü. Evet hanımlar, videomuzun sonuna geldik. Bir diğerki videomda görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın.